arkadaşlar, hepinize merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle mevsimi olan ve gerçekten çok lezzetli olacak bir turşu yapacağız. Karnabahar turşusu yapacağız arkadaşlar. Ben bunu böyle 2-3 ay önce yapmıştım. Böyle karnabahar yeni çıkarken biz onları tükettik ve çok güzel olmuştu. Yine aynı tarifimle yapacağım. Gerçekten tadı, lezzeti güzel oluyor. Böyle tam da mevsimindeyken bence yapmanızı tavsiye ediyorum. Malzemelerimiz benim şöyle bir orta boy karnabaharım vardı arkadaşlar. Bunu kullanacağım. 3-4 yemek kaşığı tuzum var. Kaya tuzunuz varsa çok daha iyi olur. Benim kaya tuzum yoktu. Normal tuz kullanacağım. Önceki tarifimde de normal tuz kullandım. Hiçbir erime, yumuşama vesaire olmadı. İnşallah bunda da olmaz. Şöyle bir baş sarımsağımı doğradım. Soydum ve şöyle küçük küçük parçalar ayırdım. Böyle daha lezzeti, keskinliği çıkacaktır diye düşünüyorum. Yarım su bardağı kadar sirke kullanacağım. Kemal Kükrer kullanıyorum arkadaşlar. Ben bu markadan çok memnunum. Gerçekten turşuları hiçbir şekilde eritmiyor ve çok güzel koruyor, yani tavsiye ederim. Şöyle bunu birlikte getirmişim. Limon tuzu kullanacağım arkadaşlar. 1 yemek kaşığı kadar ve 1,5-2 litreye yakında su kullanacağım. Arkadaşlar kavanozlarımı cam kavanoz kullanacağım. Şöyle kenara iyi kayıp ayırdım ben. Tam olarak kaç tane kavanoz çıkacağını bilmediğim için 4 tane yıkadım. 4 taneden fazla zaten çıkmaz. Belki 2 ya da 3 çıkar. Ama ne olur ne olmaz diye şöyle yıkadım. Burada duruyor. Şimdi önce suyumuzu hazırlayalım. Şöyle 1,5 litre kadar suyumu bu kabın içine alıyorum. Çünkü tuzu ve limon tuzunu eritmemiz gerekiyor. Şöyle. Tuzu içine döküyorum. Şöyle 1 yemek kaşığı kadar limon tuzu ilave ediyorum. Ve yarım su bardağı üzüm sirkemi. Elma sirkesiyle olur mu bilmiyorum ama sirkedir sonuçta, ama turşularda en önemli olan şey elma sirkesi olması arkadaşlar. Buna dikkat edin. Üzüm sirkesi olması. O şekilde turşular hiçbir şekilde erimiyor. Çünkü üzüm daha keskin olduğu için. Bu sırada arkadaşlar burada biraz eriye dursun bunlar. Ben şöyle yapıyorum. Kavanoz kapaklarımı kaynatıyorum arkadaşlar. Sıcak suda güzelce kaynatıyorum. Çünkü kapatırken daha böyle vakumluyor ve yani bunu herkes yapıyordur ama bunu yaparsanız daha iyi olur. Sıcak suda kaynatıyorum böyle 5-10 dakika. Sıcağıyla birlikte kavanozun ağzını kapatıyorum ve hiçbir şekilde hava alma durumu olmuyor arkadaşlar. Bu kavanoz kapaklarımı kullanacağım. Çok tatlışlar. Şöyle desenlerini göstereyim size. Benim şeylerimle de çok uyumlu böyle. bu desenli bardak ve tabaklarım, çok fazla fincanlarım. O yüzden böyle bir desen buldum. Bunları kullanacağım arkadaşlar. Şöyle 3 tanesini, 4 tanesini bir kaynatalım. Turşumuzu hazırlayana kadar bunlar kaynar zaten. Arkadaşlar bazıları şey de kullanıyor, içine havuç da doğruyor ama ben havuç doğramayacağım. Karnabahar tek başına da güzel oluyor. Bir de zaten diğer kurduğum turşuların içinde havuç var. O yüzden buna gerek duymadım. Bu yüzden tek yapacağım. Şöyle iyice erimesini sağlıyoruz. Suyumuzun içindekilerin zaten çoğu erimiş. Ama dediğim gibi kaya tuzu kullanırsanız çok daha iyi olur arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Bütün turşularda kaya tuzunun erime hızı diğerlerine göre daha geç olduğu için fermentasyonu daha iyi sağlıyor. O yüzden kaya tuzunu tercih ediyorlar ama benim elimde bulunmadığı için kullanamıyorum. Şimdi şöyle kabımın birini aldım. Şöyle ikisini alayım. Karnabaharlarımı içlerine şöyle atacağım. Böyle her bir 2-3 attıktan sonra sarımsaklarımı ilave edeceğim aralarına. Tekrar üstlerine karnabahar ilave ediyorum. Bu şekilde dolduracağım arkadaşlar. En son
Arkadaşlar karnabaharlarımı yerleştirdim. Sanki elimle ölçmüşüm gibi tam 3 kavanoz çıktı. Gerçekten elimle ölçmedim ama tamamen tesadüf. Birazını yemek için ayırmıştım. Gerisini de turşu yapayım dedim ve tam 3 tane çıktı. Şu an çok sevindim. Normalde elimin ayarı pek yoktur arkadaşlar ama şu an bu duruma sevindim. Sirkeli sulu karışımımızı şöyle yarımşar gelecek şekilde bir önce ilave ediyoruz. Arkadaşlar az önceki yaptığım su biraz az geldi. 1,5 litreydi. Ama tam böyle 2 litre hazırlamak gerekiyormuş. Şöyle bir yani 1-2 su bardağı kadar daha ilave ettim suyuma. Üstlerini tamamlayacağım şu şekilde. Bu da tam gelecektir diye umuyorum inşallah. Ama böyle hep bir dibinde kalır ama değil mi? Maalesef dibinde birazcık kaldı ama yapacak bir şey yok. Şöyle artık. Bu şekilde tamamladık arkadaşlar. Şimdi kapaklarımız gelecek. İyice böyle ağzını bastıraraktan kapatacağız. Kapaklar kaynarken ben de daha önceden yapmış olduğum turşuyu göstereceğim sizlere. Bunu biz tüketiyoruz şu an. Şöyle koyayım. Gerçekten hiçbir şekilde yumuşama vesaire erime olmuyor. Ve tadı da gerçekten çok güzel. Oranı, sirke oranı kesinlikle çok güzel olmuştu. İnşallah bunlar da bu yaptığım kadar güzel olur. İlk yapılan şeyler her zaman böyle acemilikle yapılan şeyler her zaman güzel olur. İkincisinde böyle olmaz ya. İnşallah öyle bir durum yaşamam arkadaşlar. Kapaklarımı da kaynadım. Şöyle sıcak biraz var. Şöyle ağzını iyice kapatıyorum. Bismillah. Şöyle hava almayacak şekilde tüm gücümle kapatıyorum. Ve böyle ters çeviriyorum hemen arkadaşlar. İyice vakumlansınlar diye. Şöyle üstünü örtmeye gerek yok. Yani sıcak bir şey değildi sonuçta bunlar. Bu şekilde biraz bunlar burada duracak. Şöyle kenarda daha sonra da kaldıracağım. Ortalama böyle bir ay sonra falan herhalde olmuş olur. Yani ben onları yapmıştım ama orada duruyordu. Hani açmamıştım ağzını. Ne kadar sürede olduğunu bilmiyorum açıkçası. İnşallah bunu bilen biri çıkar bir yorumlara yazar arkadaşlar. Hani belki 15-20 günde de olmuş olabilir. Yani ben geç açtığım için turşunun ağzını o yüzden ne zaman olduğunu bilmiyorum. Ama bu bilgiyi de öğrenip açıklama kısmına yazarım arkadaşlar. Turşularım bu şekilde oldular. İnşallah beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz de abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepiniz Allah'a emanet olun.